Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün açıklamalı olarak size kumaş kömürü yapmayı göstereceğim. Bildiğiniz gibi daha önce bu konuyu işlemiştik. O konuya yukarıdaki sağ üstteki linkten ulaşabilirsiniz. Bugün 23 Nisan çekilişi için sizlere hediye edeceğim kumaş kömürlerini yapacağım. Gördüğünüz gibi malzemeleri ben hazırladım buraya. Kumaş kömürü yapmak için önemli olan noktalardan bir tanesi pamuklu kumaş gerekiyor. Ama %100 pamuklu olacak. İçerisinde sentetik hiçbir malzeme olmaması gerekiyor. Yapacağımız fırın için ben kutu içecek kullanacağım. Özetle kumaşlarımızı uygun boyuta getirip fırının içine koyacağız. Bunlar fırın ve üzerlerini başka bir kapakla hava almayacak şekilde kapatacağım. Ancak dikkat ederseniz bakın burada ufacık bir tane delik açtım ben bunun üzerine. Ateşin üzerine koyduğumuz zaman çıkan gazların buradan dışarı atılması gerekiyor. Yani yüksek ısıdan oluşan gazların buradan atılması gerekiyor. Bu gazlar yanıcı gazlar. Tamamen kapalı ortamda yapmıyoruz. Deliğin daha büyük olmaması gerekiyor. Çünkü içerisine hava aldığı anda kumaşlarımız tutuşacaktır. Bunun önüne geçmek için sadece ufak bir delik açıyoruz. Isıdan dolayı yüksek basınçla çıkan gaz içeriye hava girmesini engelleyecek. Daha önceki videoda zaten izlemiştiniz nasıl olduğunu. Oradan da eğer yapmak isteyen arkadaşlar oradan da bakıp yararlanabilir. Gaz çıkışı durduktan sonra fırınımızı ateşin üzerinden alıp kapağını açacağız ve kumaş kömürlerimiz kullanıma hazır olmuş olacak. İşlem bu kadar basit. Arkadaşlar gördüğünüz gibi doldurdum ve ağzını kapattım bunun. Ufacık deliği görüyorsunuz. Şimdi bunu ateşin üstüne koyup ondan sonra kumaş kömürümüzün oluşmasını bekleyeceğiz. Dikkat ettiyseniz en küçük ocağa koyuyorum. Çünkü daha yüksek ateş alüminyum kutuyu eritecektir. Bunu istemeyiz. Şimdi bu ısıda yavaş yavaş ısıtmaya başlayacağız. Ardından gaz çıkışını hep beraber gözlemleyeceğiz orada delikten. Burada dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar, yanıcı gazların çıkışı bittikten sonra fırını ocağın üzerine almamız gerekiyor. Aksi takdirde daha fazla ısı uygulamaya devam edersek içerisindeki malzeme fazla ısıya maruz kalacağından direkt karbon tozuna dönüşecektir. O da bizim kullanımda hiçbir işimize yaramaz. Dikkat ettiyseniz yavaş yavaş duman çıkmaya başladı. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar yanıcı gazlar çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi alev alıyor. O videodan seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar bu ateş yandığı sürece evde yanık kokusu olmayacaktır. Bu da aklınızda olsun. Arkadaşlar ateş yavaş yavaş küçülmeye başladı. Artık sönmeye yakın olduğu zaman ocağın üzerinden alıp işlemi sonlandıracağız. Gördüğünüz gibi rengi de değişmeye başladı ateşin. Bu da demek oluyor ki içerisindeki yanıcı gazlar tükenmeye başladı. Daha doğrusu karbon haricinde daha farklı karbon açığa çıkarken daha farklı kademelerde daha farklı gazları ortaya çıkıyor. Bunların da yanma şekilleri birbirinden farklı arkadaşlar. Kimi gazlar mavi yanarken daha sonları doğru bu şekilde alev sarıya dönüşebiliyor. Bu tamamen kumaşın içerisindeki oluşan
kimyasal reaksiyondan kaynaklanıyor. Bu da farklı bir kimyasal evre arkadaşlar. Ateşin rengi tekrar değişti gördüğünüz gibi. Turuncudan hafif sarı kırmızıya doğru kaymaya başladı alev rengi. Zaten yakında işlem bitecek. Evet arkadaşlar. İşlem bitti. Hala biraz sıcak. Şimdi bunu açıp bakalım başarabildik mi, başaramadık mı göreceğiz. Başarabildiysek ne mutlu, başaramadıysak başaramaya kadar uğraşmaya devam edeceğiz. Ama ben bir problem çıkacağını düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle sonra şu şekilde çözdük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kumaş kömürümüz hazır. Sorunsuz şekilde yanıyor. Şu an aydınlık olduğu için göremiyorsunuz belki yanlış videodan. Bilemiyorum ama. Arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kumaş kömürü yapmak bu kadar basit. Gördüğünüz gibi. Sormak istediğiniz, aklınıza takılan bir soru olursa bildiğiniz gibi aşağıdan yorum yapabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vereceğim size tekrar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.